محمد الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أما بعد عزيز ومحترم المسلمين bugün Rabiul Evvel ayının 11'i. Yarın 12'si. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyayı şereflendirmelerinin sene-i devriyesini idrak ediyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Rabiul Evvel ayının 12. gecesi. Hani Mevlid'de dinledik ya biraz önce. Rabiul Evvel ayının gecesi 12. gece İthneyn gecesi. İthneyn gecesi ne oluyor? İthneyn gecesi ne demek? 50 yıldır Mevlid dinliyorsun. Ne demek İthneyn gecesi? Hiç. Gazel dinliyorsun. Bir kere merak edin ya, bu Süleyman Teladuk Türkçe yazmış bunu işte üstelik ya. Türkçe ya. Ne demiştir yani İthneyn gecesi? Kendi dilimizde yazılmış yani Mevlid. Almanca falan yazılmamış yani. İthneyn gecesi, pazartesi gecesi yani. Efendimizin doğduğu gece pazartesi gecesidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 63 yıldır ömrünün 23 senesinde ne vardır? Risalet, peygamberlik görevi vardır. Miladi 571 yılında dünyayı şereflendiriyor. 610 miladi 610 yılın Ramazan ayında ise ilk vahiy, ilk Kur'an nazil oluyor kendisine. 610'dan 632'ye kadar da Kur'an nazil olmaya, inmeye devam ediyor. 632 yılında ise ne yapıyor? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Dar-ı Beka'ya göç ediyor. Değerli arkadaşlarım, bu gecedeki Mevlid Kandili, Mevlid Gecesi, Mevlid Kandili. Şimdi bu geceki sohbetimizde bir yarım saat falan sohbet edeceğiz inşallah. Bu gecenin faziletlerini falan anlatmayacağız. Çünkü bu gecenin faziletine dair bir rivayet yok. Yani bu gecenin mübarek olduğuna dair ne ayet vardır, ne hadis vardır, yok. Dolayısıyla bunlardan bahsetmeyeceğiz. Peki neden bahsedeceğiz? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize verdiği mesaj. Efendimiz bizim için ne anlam ifade ediyor? Efendimiz'i seviyor muyuz? Seviyorsak ne kadar seviyoruz? Sevdiğimizi nasıl anlayacağız? Kur'an'ın Efendimiz hakkındaki mesajları nelerdir? Değerli arkadaşlarım, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam son peygamber. İnsanlığa göndermiş son peygamber. Hatemul Enbiya. Peygamberlerin sonuncusu. Peki bir Müslüman peygamberine karşı nasıl davranmalıdır? Yani peygambere nasıl davranılır? Diyeceksiniz ki peygamber yok, 1400 sene önce öldü. Ama peygamber aleyhissalatü vesselamın ölmesi, vefat etmesi demek ona karşı görevimiz, sorumluluğumuz bitti anlamına gelmez. Mesela Hucurat suresinin 1. ayetinde ne diyor? لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Ey müminler, iman edenler, Allah ve Resulünün önüne geçmeyin. Ne demek bu? Allah ve Resulünün önüne nasıl geçilmez? Yani Allah ve Resulü önümüzde mi ki onun önüne geçiyoruz? Yani bir somut olarak Resulullah hayatta da biz önüne mi geçiyoruz? O manalı değil. Dünyadaki bütün davranışlarınızda, sözünüzde, yaşayışınızda Allah ve Resulünün önüne geçin. Yani bir konuda Allah ve Resulü bir söz söylemişse orada siz susacaksınız. Hayatınızı Allah'a ve Resulü'ne uydurun demektir. Peygamberin hayatı gibi hayat yaşayın demektir. Eviniz peygamberin evi gibi olsun. Aileniz peygamberin ailesi gibi olsun. Kızınız Fatıma gibi olsun. Çocuklarınız Hasan'la Hüseyin gibi olsun demek istiyor. Allah ve Resulü'nün önünde söz söyleme hakkımız yok demektir bu. Evet, Ahzab suresinin 21. ayetinde ne diyordu? لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ
Andolsun ki Allah'ın Resulü'nde güzel örnekler vardı sizin için. Üsvetun hasenet, üsve-i hasene, güzel örnek, model insan demek. Model, yani örnek alınması gereken insan. لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَةِ Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umut edenler, umanlar için diyor. Demek ki Allah ve Resulüne herkes örnek model almaz. Kim alır? Allah'a ve Resulüne kavuşmayı umut edenler. Yani ben Allah'a ve ahiret gününe, Allah'a ve ahiret gününe kavuşacağım. Ölü öldükten sonra Allah'a kavuşacağım, ahiret diye bir derdim var diyen insanlar için Resulullah örnek insandır. وَالْيَوْمِ الْاَخِرَةِ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيرًا Allah'ın çok ananlar için. Demek ki bizim önderimiz, örnek insanımız kimdir? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. O zaman gençlerimize, çocuklarımıza soracağız. İdolümüz kim? Cuma günü sorduk. Cevap olarak ne alıyoruz genelde? İdolüm kim? Filan topçu, filan popçu. Çünkü onlar model insanlar. Onlar sunuluyor gençlere, çocuklara. Muhammed Aleyhisselam sunulmuyor. Onun ahlakı sunulmadığı için, onun ahlakı anlatılmadığı için, yaşanmadığı için gençlerin kafasında, zihninde, çocukların kafasında, zihninde Muhammed'in örnek alınması diye bir dert yok, öyle bir sorun yok. Ha, Muhammed'i seviyor mu? Şu camide herkese, kadın erkek sorsa, Muhammed'i seviyor mu? Hocam haşa nasıl sor? Herhalde seviyoruz diyeceksiniz hepiniz, %100'ünüzde. Peki, sevdiğin Muhammed Aleyhisselam'ın kaç tane hadisini biliyorsun? Anket yapalım, deneyelim, şu kapıyı yarım dikelim, anket yapalım. Efendimizin kaç tane hadis-i şerifini biliyorsun? 100 kişiden kaç kişi bilir? Sıfır demeyelim, belki çıkar bir kişi. Bu kadar. Resulullah sevgimiz bizim slogan, slogan. Yani slogandan ileri gitmiyor. Allah Resulü'nü seviyoruz. Hatta Allah Resulü'nün adı anıldığı zaman böyle hareketler yapıyoruz. Böyle çırpınıyoruz. Allahümme salli ala Muhammed. Gerek yok şov yapmana. Şov yapmana gerek yok. Allah Resulü'nü sevmek demek sadece slogan değildir. Allah Resulü'nün kokusu evinde var mı? Hanende var mı? Çocuklarında, gelinde, eşinde var mı? Allah Resulü'nün eşi gibi midir eşimiz? Çocukları, bizim çocuklarımız Allah Resulü'nün çocukları gibi mi yaşıyor? Namaz kılıyor mu? 15 yaşına gelmiş kızımız tesettürlü mü geziyor? Çıplak mı geziyor? Orası burası boyalı mı geziyor? Düğün yapıyoruz, Allah Resulü'nü davet edebiliyor musun düğününe? Kaç defa söyledim. Bir davet et, bir davet yaz, Allah Resulü'nü düğününe davet et. Öyle bir düğün yap da Allah Resulü de gelsin, yüzün olsun, utanma. Ama yok, çok azımız var maalesef. Dini hassasiyeti olan insanlarımız. Dolayısıyla Resulullah'ı sevmek slogan değildir sadece. Onu örnek alınız diyor. Peki örnek alıyor muyuz? Alıyoruz ya hocam. Biz onun ümmetiyiz diyoruz değil mi? Alıyoruz. Bizim önderimiz, liderimiz, örnek insanımız. Örnek, Allah Resulü bize örnek gösteriyor Kur'an diyoruz. Fakat bir test yapalım bakalım. Biz Resulullah'a örnek alıyoruz diyen kardeşlerimiz. Bir kendi kendine bir test yapsın. 5 vakit namazlarımızı kılıyor muyuz? 5 vakit. Çocuklarımız da, kendimiz, eşimiz, gelinimiz, kızımız, oğlumuz. 5 vakit namazımızı kılıyor muyuz? Cuma namazlarını hiç kaçırmadan kılıyor muyuz? Eşimiz, kızımız tesettürlü mü yoksa değil mi? Bakacağız. Eşimiz ve kızlarımız, oğullarımız, çocuklarımız, yani sorumlu olduğumuz kişiler, mesul olduğumuz kişiler efendim namaz kılıyor mu? Efendimizin çocuklarımız 7 yaşına geldiği zaman onları namaza alıştırın, namazı onlara emredin buyurduğunu biliyoruz. Bilmeyenimiz yoktu. Çünkü hoca efendiler bizler bu kürsülerden bu hadis-i şerifi çok okuduk. 7 yaş itibaren çocuklarınızı namaza alıştırın diyor. Öğretin diyor. Peki bu Efendimizin bu mesajını, bu tavsiyesini yerine getirdik mi? Çocuklarımız 7 yaşına gelmeden namaz kılmayı öğrendiler mi? Abdest almayı, gusül almayı öğrendiler mi? Yoksa 20 yaşına geldiği zaman gusül abdesti bilmeyen gençlerin babaları mıyız, anneleri miyiz yoksa? Değil mi? Nice nikahlar kıydık gusül abdesti almayan gençlere. Biliyorum, oradan biliyorum. Dolayısıyla bu çocuklar, bu gençler bizim çocuklarımız. Onları biz yetiştirdik, bir dünyaya getirdik.
Belki cebine euro koyduk, belki cebine cep telefonu aldık. Fakat gönlüne Kur'an'ı, gönlüne imanı, gönlüne Allah Resulü'nün aşkını koyabildik mi? Değil mi? İyi, güzel ahlak aşılayabildik mi? Namazı, Kur'an'ı aşılayabildik mi? Değil mi? Mesela çocuğumuzun cebine euro koymakla, cep telefonla kontrol almakla olmuyor işte. Hep soruyorum, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ziyaretimize gelse ne yaparız? Ne yaparız? Şimdi bir kısmımız der ki börek, çörek hazırlarız, çay, çaylar, börekler, çörekler, efendim bir sürü şeyler sayarız. En güzel yataklarda yatırırız, en güzel odaları hazırlarız falan da Efendimiz aleyhissalatü vesselam bunların hiçbirine bakmaz. Efendimizin hayatı ortada. Açlıktan karnını taş bağlamış gezmiştir. Ey Ayşe ne var yemeğe dediği zaman hiçbir şey yok ya Resulallah dediği zaman öyleyse niyet ettim oruç tutmaya demiştir. Öyleyse oruç tutalım demiştir. Yok bir şey. Öyle gezmiştir değil mi? Mübarek vücuduna hasır batmıştır. Hasırın üzerinde uyuyakalmış. Ömer radıyallahu anh görmüş ya Resulallah ağlamış tabii ki. Sana bir döşek hazırlasak da böyle olmasa deyince boş ver Ömer diyor. Biz buna razıyız. Dünya sen diyor ki krallar, kaiserler böyle yerlerde yatıp kalkıyor. Sen ise Allah Resulüsün. Deyince ey Ömer dünya onların olsun. Ahiret bizim olsun istemezmişsin diyerek. Benim dünyayla alakam ne ki ben dünyada bir ağacın altında gölgelenip sonra yoluna devam eden bir yolcu gibiyim. Derken bize de mesaj veriyor. Bizim dünyayla alakamız bir yolcu gibiyiz. Yol ağacın altında gölgelenmiş sonra yoluna devam eden ahirete doğru, mezara doğru devam eden bir yolcu. Evet, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam misafirimiz olsa, evimize gelse, böyle bir rüya görseniz bu gece, inşallah görürsünüz. Yattınız, sabah, gece sabah namazına kalktınız. Değil mi? Sabah namazına. Sabah namazında bir namaz var biliyor musunuz? İçimizde beş vakit namaz kılmayanlar var, onlara bilmiyorum. Allah bu kardeşlerimizi de beş vakit namaz moduna geçenlerden eylesin. Sabah namazına kalktınız. Resulullah'ı gördünüz rüyanızda. Kim beni rüyasında görürse bendirim diyor Efendimiz. Şeytan benim suretime giremez diyor. Dedi ki, ya rüyanızda şöyle, Viyana'daki evinizin kapısını çaldınız. Selamünaleyküm, ben Allah'ın Resulüyüm. Misafir etmek ister misin? Müsait değil, sonra gel. Niye gelsin? Ne yaparsın? Hemen girse içerisi karışık. Müsait değil yani. Evin durumu, İslami bir ev yok yani. Ne yaparsın yani? Evin ayağına bulaşır değil mi? O yüzden Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ı evimize misafir edecekmiş gibi evimizi İslamileştirmeliyiz. Evimizi Müslümanlaştırmalıyız. İşimizi Müslümanlaştırmalıyız. Aşımızı Müslümanlaştırmalıyız. Eşimizi, işimizi Müslümanlaştırmalıyız. Bunun da ilacı Kur'an'la yoğurmaktır. Kur'an'ı bunlara karıştırırsan onlar İslamileşmiş olur. Ama biz Kur'an'ı işimize karıştırmayız. Eşimize karıştırmayız. Aşımıza karıştırmayız. Leşimize karıştırırız. Yani ölürken Kur'an aklımıza gelir. Aa hocam Yasin okunacak. Ondan önce hiç Kur'an aklımıza gelmez. Eşimize de karışacak, işimize de, aşımıza da. Aşımıza derken helal haram yiyip yemediğimize. İşimizde helal harama dikkat edeceğiz. Eşim namaz kılıyor, kılmıyor mu, ibadetli mi, değil mi, tesettürlü mü, çıplak mı, değil mi? Kur'an'ın da bunlar hususunda neyi var? Söz söyleme hakkı var. Müslüman için böyle olmalıdır. Evet, aleyhissalatü vesselama salatü selam getirmek bizim vazifemiz, görevimiz değil mi? Kim bana bir salat edilirse Allah ona 10 salat eder diyor. 10 defa. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Muhammed. İnnallâhe ve melâketehu yusallûne alen nebî. Allah ve melekler efendim peygambere salat ediyorlar. İnnallâhe ve melâketehu yusallûne alen nebî. Allah ve melekler peygambere salat ediyorlar. Yâ yüellezine âmenû yusallû aleyhi ve sellimû teslimâ. Ey iman edinler, siz de ona
salat edin ve ona teslim olun diyor, değil mi? Peki Allah Resulü'nü nasıl salat edeceğiz hocam? Kim söyleyecek Allah Resulü'nü nasıl salat edeceğiz biz? Hemen diyeceksiniz ki ne var ondan basit, Allahümme salli ala Muhammed. Değil. Bu salat okumaktır. Halbuki Allah salat okuyun demiyor, salat edin diyor. Salat etmekle salat okumak arasında fark var. Değil mi? Çok fark var. Eğer salat okumak olsaydı ne olurdu? Allah da peygambere salat okuması lazım ki haşa, Allah peygambere salat okumaz. Okumaz. Çünkü salat okumak ne demek? Allahümme salli ala Muhammed denir. Peki Allah Allahümme diyebilir mi? İbrahim abi diyebilir mi? Diyemez. Allahümme ne demek? Ey Allah'ım demek. Peki Allah ey Allah'ım diyebilir mi? Haşa. Allah ey Allah'ım diye duaya başlamaz. Allahümme ne demek? Ey Allah. Allahümme salli ala Muhammed. Ey Allah'ım Muhammed'e salat et. Diyemez Allah. O halde Allah'ın salat etmesi ne demek peygambere? Salat kelimesinin kökünde destek olmak vardır. Namaz da burada geliyor, salat. Namaz dinin desteğidir. Namaz kılan insan dinini ayakta tutmuş olur, desteklemiş olur. Namaz kılanı namaz desteklemiş, dik tutmuş, ayakta tutmuş, diri tutmuş demektir. Namaz da buradan geliyor, dua da buradan geliyor. Salat dua manasına da geliyor, aynı kökten geliyor. Allah ve Resulü'nün, Allah ve peygamberlerin salat etmesi demek, Allah ve melekler peygamberi destekliyor. O halde ey Müslümanlar, siz de Allah ve Resulü, Allah'ın Resulü'nü destekleyin asıl manası. Ona salat edin demek, onu destekleyin, onun tarafında olun, onun sünnetine uyun, onun tarafında olun demektir asıl manası. Evet. Dolayısıyla yani Allahümme salli ala Muhammed deyip de Peygamber aleyhissalatü vesselam'a karşı görevimiz bitmiyor. Elbette Allahümme salli ala Muhammed dilimizden düşmeyecek ama bunun ne haneye geldiğini bilerek, yürekten söyleyerek onun gibi yaşamaya gayret edeceğiz. وَمَا اَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَقُدُوا Resulü size neyi verdiyse onu alınız diyor. Peygamber size neyi verdiyse alınız. وَمَا نَحَكُمْ عَنْهُ فَدَّهُ Neyi yasakladıysa ondan uzak durunuz. Evet, dedi ki bu gece mevlid gecesi. Bu gecenin faziletleriyle alakalı ayet hadis yok. Yani bu örfi bir şeydir. Efendimizin doğum gecesini, doğum gününü kutlamak her milletten de yoktur. Bizim Osmanlı coğrafyasındaki milletlerde vardır. Çünkü Efendimizin doğum günü kutlamayla alakalı ayet, hadis vesaire bulamazsınız. Yani bir Berat gecesiyle ilgili hadisler vardır. Efendim Kadir gecesiyle ilgili kafı gibi sure vardır, değil mi? Kadir suresi. Ama bu gece Kadir gecesidir. Örfümüzde böyle Efendimizin doğum gecesi kutlama gelmiştir. Bu vesileyle Efendimizden mesajlar anlatıyoruz, değil mi? Onun hayatından kesitler anlatmaya çalışıyoruz. Geçen cuma dersimizde anlatmıştır bir bölümünü. Bu Kur'an suremizde de birkaç hadis-i şerif okuyalım sizlere. Hani dedik ya, Müslümanız, Peygamber'i seviyoruz elhamdülillah, Müslümanız, onun ümmetiyiz. Fakat Efendimizin hayatımızda kaç tane sünneti var? Yani sünneti demek Efendimizin hayatı. Sünnet ne demek? Efendimizin söz, fiil ve davranışlarına sünnet denir toplam. Efendimizin yaşantısına sünnet denir. Dolayısıyla Efendimizin hayatının bizim hayatımızda ne kadar var? Buna bakacağız. Mesela diyor ki مَنْ لَا يَرْحَمِ النَّاسَ لَا يَرْحَمُ اللّٰهُ İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez buyuruyor. اِتَّقِ اللّٰهُ حَيْثُ مَا كُنْتَ Nerede olursan ol, Allah'tan kork. Nerede olursan ol, ister kimsenin olmadığı, insanların olmadığı, kanunun, kameranın olmadığı yerde Allah varsa, Allah'ın var olduğuna inanıyorsun ki bak, kork Allah'tan. Diğerlerinden hiçbir şey önemli değil. Allah'tan kork. Ve etbi'is seyyiate'l hasenete temha. Kötülük, günahın, kötülüğün peşinden bir iyilik yap ki onu silsin. Demek ki innel hasenat yuzhibne seyyiat diyor Kur'an, değil mi? İyilikler kötülükleri siler, giderir. Demek ki hata yaptığımız zaman, günah işlediğimiz zaman ne yapacağız? Peşinden iyilik, hasenat yapacağız ki o kötülüğümüzü ne yapsın? Silsin. وَخَالِقِ النَّاسَ بِقُلِقِ الْحَسَنِ İnsanlara güzel ahlaklı davran, iyi davran diyor hadis-i şerifte. Mesela diyor ki uzun bir hadiste اِجْتَنِرُوا سَبْعَ الْمُبِغَانِ Helak eden şu yedi şeyden sakının diyor. İnsanları helak edici, öbür tarafta batırıcı yedi tane şeyden sakının diyor. Nedir o?
قالوا يا رسول الله وما هن اصحاب الكرام diyor ki ya Resulallah bunlar nelerdir eşşirk billah Allah'a şirk koşmak ortak koşmak 2 ve sihir büyü yapmak sihir yapmak yaptırmak 3 ve katlun nefsi lati haramallahu illa bil hak haksız yere adam öldürmek ve eklur riba riba faiz yemek faizle bulaşmak ve eklu mal yetim yetim malı yemek yetim malına göz dikmek yetim malına üşüşmek ve tevelli yevme zahfi savaştan kaçmak savaştan kaçmak hem dünyada suç hem ahirette suç efendim ve gasful muhsanat el gafilat el müminat mümine bir kadına masum günahsız bir mümine kadına zina iftirasında bulunmak sen filancayla gördüm şöyle yaptın halbuki alakası yok ama ispatlayamıyor bir Allah biliyor çok var duydum burada da duydum kimseyi ispatlayamıyor bir Allah biliyor Allah'ın bildiğini o biliyor herkes biliyor da yalnız şahit yok iftiraya uğruyor kadın zina iftirasına uğruyor hayatı sönüyor bu zina iftirasında bulunanlar ahirette elbette bunun hesabını verecekler değil insanları yiyip bitiren bu yedi günahtan sakının diyor el iman bi'tun mesabuna şubeten efdal ve kavla ilahe illallah efendim iman 70 küsur şubedir yani imanın gereği olarak 70 küsur amel vardır diyor hadis-i şerifte en faziletlisi kavlu la ilahe illallah la ilahe illallah sözüdür dilimizden düşünmediğimiz düşünmememiz gereken la ilahe illallah ne demek Allah'tan başka ilah yoktur bakınız la ilahe illallah derken bile inkar ediyoruz değil mi iman inkardır iman inkarla başlar inkar yoksa iman yoktur önce inkar edeceksin sonra iman edeceksin önce la ilahe inkar ediyorsun bütün inkar, ilahları inkar edeceksin bütün ilahları sahte ilahları yere sereceksin kılıcınla bu ilahlar neler olabilir gönlündeki kadın olabilir dolar euro olabilir mal mülk katliat olabilir dünya metaı insanın kalbinde gönlünde putlaşırsa onun affedersen ilahı olur yani yavaş yavaş değil mi ondan sonra bunları yıkmazsan illallah diyemezsin İllallah diyebilmen için la ilahe demen lazım. Allah ilah yoktur ancak Allah vardır. Ve ne imanetul edâbit tarîk. En düşüğü de bu imanın 70 küsur şubesinin en son maddesi de diyor. En düşüğü de imanetul edâbit tarîk. Yoldaki bir ezayı, bir taşı, bir diken neyse Müslümanların, insanların gelip geçtiği yollardaki ezayı kaldırmandır. Şimdi yolda bir taş gördün, bir şey gördün. Bu insanlara zarar vermesin diye Allah rızası için kenara attın, aldın, kaldırdığın zaman işte bu imanın gereğidir. Bir sevap işlemiş oluyorsun. Ama bazı yerlerde komşusuna gıcıklık olsun diye yolları taş dolduruyorlar. Yollara odun atıyorlar. Memleketten biliyorum. Böyle eziyet olsun diye, gıcıklık olsun diye insanların yolunu kesenler, yolunu şey yapanlar bunlar Müslümanca davranışlar değildir. Efendim vel hayâ şubetun minel iman. Şu haya şubedir. Haya bir imandan şubedir. Haya imanın bir göstergesidir. Şimdi iman yoksa haya da yoktur. İman zayıfsa, iman yoksa haya yoktur. Çıplak gezer haberinde yok. Haberi bile değil yoktur. Biz onların gezdiğini evimizde gezemiyoruz. Ben bazen kendime diyorum ya ulan bu insanlar sokaklarda böyle geziyor. Kadınlar diyorum mesela. Sokaklarda böyle geçebiliyor. Ben onun giydiğinin yarısını bile evde giyemiyorum. Evde serbesttir. Yani evde tesettür diye bir şey yok biliyorsunuz. Yani dışarıda giydiği tesettür yok. Yani evin tesettürü ayrıdır. Evin tesettüründe yabancı birisi yoksa daha farklıdır değil mi? Kadın için erkek için. Mesela kadın kendi evinde başını örtmek zorunda değildir. Farz değil. Tesettür kim için? Yabancı namahrem erkekler içindir. Ama bugün kadınlar mesela giriyor başını örtüyor. Allah ölüleri görünce başını örtüyor birileri görünce açıyor halbuki birilere kapatman lazım ölülere ne kapatıyorsun
Ve tuhafına gitmiştir. Rahmetli Necip Fazıl'ın bu konuda bir sözü var. Aynen böyle bir tuhafına gitmiş rahmetli Necip Fazıl'ın da. Ölülere kafasının başını örtüyor kadın. Diğerlerini gördüğü zaman açıyor. Mezarından çıkıyor, bu örtüyü alıp çantasına koyuyor. Bir de bazı yerde İlahi Mevlid falan Kur'an okuyoruz. Kadın başını örtü. E bu bari başörtüsü yabancı erkeklere karşıdır. E bir sürü insanlar var sokakta şurada böyle örtmüyor. Aa, ha şimdi bunu söylerken de bunu yapmayın demiyoruz. Azıcık iman var ki Kur'an'a karşı saygı falan. Halbuki Kur'an'a karşı saygı öyle olmaz ki. Değil mi? Yani dirilere yabancı erkeklere, namahrem erkeklere kapatacak kadın başını, kolunu, boğazını neyse. Yani görülmemesi gereken, görülmesi haram olan yerlere yabancı dediğimiz namah, yani nikah yabancı demek. Yabancı demek, yani doğru da yabancıdır. Misal, nikah düşer demek. Yani evlenmesi sahih olan demek. Evlenmesi sahih olan kişilere karşıdır tesettür. Dolayısıyla ki bir kadın annesinin yanında başını örtmeyebilir. Evde örtmeyebilir. Babasının yanında örtmeyebilir. Farz değildir. Onu dikkat edeceğiz. Şimdi tuhaf olan önlere örtüyoruz, dillere örtmüyoruz. Ben onu izah edemiyorum. Tabii dini bir şey değil bu tamamen. Örfi bir şey. Efendim çok mu ilerledik? Bir 5 dakika daha konuşalım. Aynani la temessu men nar. İki göz vardır diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. İki göz vardır ki ateş değmez cehennem ateşi o göze dokunmaz. Cehennem ateşi o göze haramdır diyor. Nelerdir onlar? Birincisi aynun batet tahrzu fi sabilillah. Ondan önce aynun batet min haşyetillah. Allah korkusundan ağlayan göz. Ah öyle göz olsa da ağlasa. Allah bilindiği zaman ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? Onların yanında Allah'ın adı zikredildiği zaman kalpleri yürterir, titrerir, gönülleri böyle alt üst olur. Onları Allah'ın ayetleri okunduğu zaman imanları artar diyor. Şimdi öyle yürekler vardır ki Allah denildiği zaman kendinden geçer. Değil mi? Allah'ın adı anıldığı zaman kendinden geçer. Allah korkusundan ağlayan göz. Allah cümlemize böyle gözler nasip eylesin. Biz niçin ağlıyoruz? Genelde dünya gibi bir takım şeylerden dolayı ağlıyoruz maalesef. Ama ağlamak haram değil ağlayarız ama ikincisi de diyor tahrusu ve aynun bade tahrus fi sebilillah. Allah yolunda nöbet tutan göz. Nöbetçilerin gözü, nöbetçilerin. Sınır boylarındaki askerlerin. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nefsihi. Sizden birisi iman etmiş olmaz. Kendisi için istediğini kardeşi için de istemedikçe. Müslüman şöyle diyecek. Allah'ım bana verdin kardeşime daha çok ver. Ona verir. Allah'ım ona verme. Onun elinden aldığı zaman ne olur? Haset olur. Günahtır. Haramdır. Allah'ın mülkünü Allah'ın kulundan esirgemedir. Dolayısıyla Allah'ım ona verir, bana verir. Benden daha çok ver. Allah'ım herkese verir diye dua etmek lazım. Efendim bir hadis-i şerif daha var onunla bitirmeye çalışalım. Çok hadis-i şerif var da bu gece teberrüken Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam'ın viladet gecesi, doğum gecesi olduğu için onun hayatından birkaç kesitler sunmaya çalışıyoruz inşallah. İnne evvelemâ yuhasebü bihil abdü yevmel kıyameti min amelihi salatu. Kıyamet gününde amel bazında Ademoğlunun insanın ilk hesaba çekileceği ameli namazıdır. Bir madde bir namaz diyeceğim. Amel noktasında, amel kategorisinde birinci maddede namaz var. Namazım yok ama camiye hava aldım ya Rabbi. O kitabın öbür sayfalarında gelecek zaten. Onu geçti. Namazım yok ama avize aldım. Namazım yok ama işte camiye işte bilmem ne aldım. Amfi aldım, hala aldım, mihrab yaptım. Mübarek, onlar zaten sadaka-i cariyedir, defterinde yazılıdır. Ama Allah birinci sayfadan bahsediyor. Birinci sayfa namaz sayfası. Yani onlar onun yerine geçmez. Oruç namazın yerine geçmez. Hayır namazın yerine geçmez. Namaz namazı kılmadan namaz olmaz. Birinci sırada namaz gelecektir. Birinci sırada namaz.
O yüzden hocam ya bir tek namaz kılmıyorum diye hiçbir şey yok ama diyeyim. Bak içki içmiyorum, bunlar oynamıyorum, kadın kız falan yok. İyi namazım yok diyor, böyle çok basit görüyor böyle. Namaz kılmamak büyük bir cürümdür. Büyük bir günahdır. O yüzden 5 vakit namaz kılmayan kardeşlerimiz bu gece vesile olsun 5 vakit namaz buluna geçsin. Hadis-i şerifte diyor ki فَاِنْ صَلَحَ فَقَدْ اَفْلَحَ وَاَنْجَحَ Namaz tam çıkarsa kurtuldu. Tam çıkarsa. Çıkmazsa وَاِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَا Yok eksik çıkarsa, namaz çıkmazsa Allah-u Teala namaz zarfını açtı. İlaçlık namaz yok. Ne yapacağım? Allah'a gönderilmiş zarflar gibidir ibadetler. Namaz zarfı, oruç zarfı, zekat zarfı, işte sadaka zarfı, şu zarfı, bu zarfı, kurban zarfı. Öyle haldeyiz. Namaz zarfını açtı. Gıylarda, köşelerde, bayramlarda falan görünüyor falan. Arada sırada bayrama gelmiş, cumaya falan. Başka bir şey yok. Ne yapacaksın? Nasıl telafi edeceksin? Yok. Diyor ki فَاِنْ تُبِذَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْئًا قَالَ رَبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى Eğer diyor farzlara eksik çıkarsa keşke oraya kadar gelsek farzlara eksik çıkarsa Allah diyor meleklerine gidin bakın şu kulumun nafileleri var yani farzları kılmış ama az çıkmış yetiştirememiş eksikleri var bu sefer nafileleri var mı? Mübarek farzları kılmadıysanız nafile zaten yoktur. Nafilelere gidin bakın diyor. Yani teheccüde kalkmış mı? Duha namazı kılmış mı? Kuşluk namazı kılmış mı? Evdabi namazı kılmış mı? Efendim namazların öncesinde ve sonrasında kıldığımız sünnetler var ya öğlende, ikindide, akşamda, yatsıda namazların farzlarının öncesinde ve sonrasında 4 rekat ve 2 rekat namazlar var ya şimdi öğle namazının son sünnetini 2 yerine 4 kılın bana kükürüyor millet ya. Allahu Ekber. Niye namaz kıldın diyor. Ya niye namaz kıldın demedim ya. İki rekat fazla kıldım. Karımı düşündüm ben ya. İki rekat fazla kıldım. Ben namaz lazım açtığım zaman orada görecek. Aa iyi ki kılmışım diyeceğim ya. İki rekat fazla namaz kıldım. Siz de burada boş boş oturacağınızda iki rekat daha fazla kılmış. Öyle namazın ahlı sünnetini mesela boş boş oturacağınızda. Camiye geldiğimiz zaman 20 dakika önce geliyor kardeşlerim. Güzel camiye gelmek sağlık da. Keşke camide tefsir sohbeti, hadis sohbeti, fıkıh sohbeti yapsanız kendi aranızda. Buna misafir oluyoruz. Euro'dan, dolardan, arsadan, kalktan, yattan, hatta Galatasaray maçından bahseden bir ilim toplantısına denk geldik. İlim, tırnak içinde. Camiye gelmiş Galatasaray maçı kırdığını yapıyor. Allah'tan da git onu lokalda yap ya, camide yapma. Camiye geldi, namaz kıl, tesbih çek, Kur'an oku, zikirde bulun, iki rekat namaz kıl. Değerlendir bak önümde namaz zarfını açıldığı zaman bak hadiste ne diyor? Bakın kulumun nafileleri var mı? Var ya ara. Getir bir cihazı. Getir, getir, getir. Ne yapacak kulum? Farzların üzerine koyacak. Niye? Allah-u Teala bizi ite kaka cennete sokmak istiyordu ondan. Ama cennete de beleş yok. Bir şey var mı diye bak. Bir şey varsa, kulum bir şey yapmışsa ben onları sayarım diyor. Ufak tefek geriklerini kapatırım diyor. Bak kapatmaya çalışıyor. Sen sünnet kılmışsın onu farz yerine sayıyor. Sen sünnet kılıyorsun, onu farzmış gibi sayacağım diyor. O zaman diyor, getirdiği zaman ulan diyeceksin, keşke iki rekat fazla kılsaydık, bak farz gibi saydım. Keşke efendim tevhide kalsaydık, evvabim kılsaydık, ne bileyim, akşam namazın altı rekat kıl sünnetine ama evvabim namazıdır işte. İki rekat kılıp oturuyorsun, tesbihatı bekliyorsun. Neyi bekliyorsun tesbihatı? Müezzin subhanallah diyecek de bir subhanallah diyeceğiz. Yok böyle bir şey ya. Tesbihatının da istediği gibi yap. İstediğin zaman yap. Sen evvabin namazı kıl. Akşam namazın iki yerine altı kıl. Yani fazla namaz kılma. Göz çıkamaz. Nafilelerde sınır yok zaten. Nafilelerde sınır yok. Evet. Tamam diyelim. Bela uzattık galiba. Yok. Yok mu? Maşallah. Ben terledim de. Evet. Efendimiz hayatından kısa bir şeyler anlatıp bitirelim inşallah. Sıkınmayın diye söylüyorum. Bir su getirsin de içeyim ya. Volkan. Efendimiz Cuma günü anlattı. Çocuklar çocuk, gençle genç, ihtiyarla ihtiyar olmuştur. İnsanlara iyi muamelede bulunmuştur. Yani
mescide gelen bir bedeli mescide devlettiği zaman, işediği zaman Efendimiz sahabe-i kiram onu dövmeye kalktı ve hemen tutmuşlardı. Bırakın içini bitirsin, sonra bir su, kova su döker, bir kova su dökersin, işini bitirirsiniz. Temizlersiniz demiş. Onu kazanmıştır. Yani camiye pisler anlamında değil bu. Adam daha yeni gelmiş, ömründe ilk defa camiye giriyor. Yeni Müslüman, Müslümanlık yeni gelmiş. Cami nedir, adab erka nedir bilmiyor. Öğretiyor Efendimiz. 23 senede kız çocuklarını diri diri toprağa gömen bir nesli, öyle bir nesil devraldı Efendimiz. Cahiliye devri. Eğitti, eğitti, eğitti. 23 senede böyle bir nesil meydana getirdi. Değil mi? Çocukları çok severdi diyoruz. Secdeye vardığı zaman torunları üzerine çıkardı. İnene kadar secdede kafasını kaldırmazdı. İnene kadar. Evinizde namaz kılarken, ki evinizde namaz kılın. Namazsız ev olmasın evleriniz. Kıblesi bilinmeyen evler olmasın. Ben bir denk geldim de o yüzden söylüyorum. Ev sahibi kıbleyi bilmiyordu ya. Ne yazık değil mi? Müslüman bu aile. Dolayısıyla evinizde namaz kılın. Çocuklarınız yanınızda, torunlarınız yanınızda namaz kılsın. Sırtınıza binsin, önünde geçsin. Önemli değil. Bacağının arasında geçsin. Önemli değil. Namaz kıl, görsün. Efendim, İslami bir aile, bir aile yapımız olsun. Efendimiz, efendim, çocukları öptüğünü görünce bir sahabe, ya Resulallah siz öper misiniz, sever misiniz çocukları? Biz ya biz severiz, öperiz diyor. Akrabin, adil isimli sahabe. Vallahi diyor, biz benim 10 tane çocuğum var, hiçbirini sevip okşamadım, öpmedim diyor. Allah senin kalbinden merhameti söküp almışsa ben ne yapabilirim diyor. Demek ki öpmek, çocukları sevmek merhametimizin gereğidir. Evet, bir gün minberde hutbe okurken, Hasan ve Hüseyin kapıdan paldır küldür içeri giriyor, ağlayasız böyle böyle. Hemen Efendimiz minberden inip onları kucağına alıyor. Onları kucağına alıyor, okumaya devam ediyor minberden. Biz böyle bir şey yapsak ne yaparsınız? İmza toplar. İmza toplarsın, doğru. Cuma günü sormuştum bunu. Niye hocamız böyle yaptı, buradan gitsin. Yapmayız tabii de, yani Efendimiz'in böyle yaptığını biliniz. Biliyoruz yani, nerede nasıl davranacağını az çok biliyoruz. Yapmamaya çalışırız. Her ne kadar Efendimiz yaptıysa da. Efendimiz'in bu kadar sade bir hayatı olduğunu biliniz. O kadar sade bir hayata sahip olduğunu biliniz. İşin özeti şu değerli kardeşlerim. İşin özeti şu. Efendim bu gece mevlüt kandili. Bu gece ne yapacağız diye soracak olursanız. Bu gece, yani bu gece ait özel bir ibadet, özel bir şey yok. Ama yapacağımız, madem Efendimiz'in doğum gecesi, bir tevbe istiğfarda bulunacağız. Namazlarımızı 5 vakit kılmıyorsak 5 vakit kılmaya söz vereceğiz, tevbe edeceğiz. Efendim, kul hakkını tarlık eden meseleler varsa helalleşeceğiz, çocuklarımızın kandilini kutlayacağız, çocuklarımızı seveceğiz, öpeceğiz, ödüllendireceğiz, hediye vereceğiz, şeker vereceğiz, para vereceğiz. Efendim, zamanımız varsa televizyonun başında değil de namazla, zikirle, tesbihatla geçirelim. Tesbih namazı falan soruyor. Tesbih namazı bir nafile namazdır. Bekliyor ki cemaatle kılınsın. Cemaatle kılmak bidattır. Tesbih namazını cemaatle kılmak bidattır. Nafile bir namazdır. Yani nafile namaz sadece Ramazan ayında, Ramazan teravihle cemaatle kılınır. Başka bunun dışında cemaatle kılınan bir namaz şey yoktur. Nafile namaz. Tesbih namazı kılmak isteyen kardeşlerimiz, bunun yeri zamanı yoktur. Yılın her zaman, ömürde, ömür boyu, yıl boyu, her zaman, her gece kılabilirsiniz. Kılmak isteyen bir zahmet ne yapacak? Öğrenecek. İlmahallede yazıyor. Bakacak, ona göre kılacak. Sevaptır. Çok büyük sevap olan bir namazdır. Efendim, inşallah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatine nail oluruz. Benim bu geceye ait söylediklerim bu kadardır. Çok mesele var da benim de biraz pilim bitti diyelim. Bu küsürlerden konuşmaya devam edeceğiz. Cumalarda, bayramlarda, kandillerde vesaire. İnşallah Cenab-ı Hak bizleri bağışlasın. Kısa bir dua yapalım inşallah. Hatim duası vesaire olan var mı içinizde? Varsa onları da niyet edelim. Ondan sonra bitirelim inşallah. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme Rabbena ya Rabbena tekabbel minna inneke entes semiul alim.